Maya gerek yok. Uy, gidiyoruz. Sokun gibi. Aa, sinek var. Selamlar herkese, merhaba tekrardan. Nasıl olacak bilmiyorum ama mümkün mertebe ağzımı çok açmadan konuşmaya çalışacağım. Çünkü İstanbul'a gideceğimi duyan köprü dişlerim bizden bu kadar dayandık, dayanacağımız kadar mı dediler artık, ne oldu? Kendilerine veda ettim 2 gün önce. Dolayısıyla görüntü kirliliği yaratmama adına öyle konuşmaya çalışacağım. Nasıl olacak bilmiyorum. İstanbul kısmına geçmeden önce bu son 2-3 haftadan birazcık bahsedeyim. Öncelikle hepimize geçmiş olsun tabii. Orman yangınları moralimizi bozdu, üzdü. Bağış yapma haricinde elimizden gelen başka ya da paylaşım yapma haricinde elimizden gelen başka bir şey olmadı. Bir süre şey diye düşündüm, bitmeyecek mi ya? Gerçekten hani bitmeyecek mi? Bir de tam tersi, ben böyle ormanın, doğanın yukarı Avusturya'daydım. Hani dağların arasındayım. Düşünüyorum böyle orman yangınları. Sanki böyle paralel evrende gibiydim. Hepimize tekrardan geçmiş olsun. Orada yaşayan arkadaşlarım da vardı. Gerçekten korktum. İnşallah tekrar yaşanmaz. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Gelelim geçtiğimiz haftalara. Bir önceki video mu? Ondan önceki video mu? Ama bir videonun son kısmında bahsetmiştim. Başka bir eyalette olacağım. Avusturya'nın başka bir eyaletinde ve kısa süreliğine çalışacağım demiştim. Benim için gerçekten unutamayacağım, çok güzel, zorlayıcı, hem fiziksel olarak hem de yukarı Avusturya diyalekti yüzünden böyle hani beynimin yandığı zamanları düşünürsem gerçekten zorlayıcı aynı zamanda oldu. Ama gidebildiğim için, yeni insanlarla tanıştığım için çok çok mutlu oldum. Benim için şöyle de diyebilirim hatta, acaba Göksu şöyle şöyle şeyler mi yapsan diye birazcık ne derler, kalbimi heyecanlandıran, çok mu romantik oldum, değişik bir deneyim oldu benim için. Pandemi sonrası, ya pandemi sonrası demeyeyim ama hani bu kadar pandemi sürecinde evde geçirmişken ve koronayla hayatı devam ettirirken bir anda bambaşka bir eyalette sanki korona yokmuşçasına bir sürü insanla birlikte böyle bir deneyimi yaşamak çok çok iyi geldi. Hayat o kadar farklı ki, şimdi Hallstatt taraflarına gitmek, özellikle Hallstatt'ı görmek hep aklımın bir yerinde vardı. Çünkü son dönemlerde çok meşhur olan o karlı Hallstatt fotoğrafları sürekli Instagram'a, Pinterest'e vesaire düşmüş oluyor. Görüyoruz illaki. Ama hani ileride bir gün Rafi ile birlikte giderim vesaire diye düşünürken 2021 yazında Mersem oraya gidesim varmış. Kısmetli o varmış. Ağzımı böyle çok açmadan konuşmak çok zor oluyormuş. Ve şey böyle sanki memnuniyetsiz gibi galiba bir çıkıyor sesim ama aslında mutluyum çok şükür. Maalesef bu süreçte telefonu çok elime almadım. Bir boş günümde Hallstatt'ı ziyaret ettim kısa süreli. O gün de çok sıcaktı, başıma güneş geçti vesaire. Gerçekten güneş çarptı beni sonrasında. Biraz böyle bayıla yazdım. Gitmeden önce birkaç takipçimle konuşmuştum. İşte anneme vesaire, lütfen benim için dua edin, iyi enerjinizi, dileklerinizi yollayın vesaire. Böyle birkaç olay oldu. Dedim ki yani bu bir mucize çalışırken. Yani bu kadar dualar, şeyler yoksa ben... O yüzden buradan herkese topluca teşekkür etmiş olayım. Gittiğim yerde Rafi'nin ablası demişti zaten, Göksu oraları çok beğeneceksin diye. Çok güzeldi. Yani masalsı köyler, hani Hallstatt'ın aşağı yukarı nasıl olacağını tahmin ediyordum. Tabii ki de turistik yer olduğu için birazcık fazla kalabalık. Ondan sonra herhalde pandemide insan görmeye alışkın değilim. Azıcık bunalmıştım. Evler, o bahçelerin tertibi, düzeni, Hallstatt dışında kalan yerler de beni çok etkiledi. Doğası çok güzeldi. Ben işi bitirdikten sonra Rafi de geldi. 2 gün kadar gezmiş olduk onunla beraber. Ki ona ben fotoğrafları yollamıştım. Şey dedi hani, çok başka. Hani fotoğraflar yansıtmıyor güzelliğini buranın. Videolarda da aslında tam o his geçmiyor sanırım. Böyle drone'a falan ihtiyacım var ya da birebir sizinle gezmem lazım tekrardan, bakın çok güzel burası diye. Her şey gerçekten çok şükür yolunda gitti. Ta ki son 2-3 günüm, yani son 3 gün herhalde böyle bir 5-6 saat sadece uyumuşumdur toplamda. Çünkü
beni bir alerji tuttu. Bilmiyorum yani tozdan mı? Normalde benim toz alerjim hapşurma şeklinde oluyordu. Ama bu sefer öksürük, kuru öksürük. Asla uzanamıyordum yani uzandığım anda öksürük krizi. İlaç vesaire de fayda etmedi. Onun için doktora gideceğim bakalım. Şimdi çok daha iyiyim. O yüzden videonun oda turu, bundan sonraki kısım oda turu olacak, küçük Airbnb turu. Orada sesim zaten gerçekten korkunç, editlerken "aa bu ne böyle" falan oldum. Unutmuşum bir hafta öncesini. Bu şekilde bu hafta da ikinci aşımız olacağız. Ondan sonra Türkiye yolcusuyuz inşallah. Birazcık Robin mi acaba? Aslında bavul hazırlığı vesaire çok sıkıntı değil ama buradan hediye götüreceğim vesaire. Rafi'nin annesi babası bizimkiler için biraz hediye hazırladılar. Onların hepsi de cam şişe. Bunları böyle güzel baloncuk paket, balon kağıt ne deniyor onlara? Onlara sarmamız lazım. Onların hazırlığı var. Bugün bir markete gideceğiz. İşte klasik çikolata almaca, birkaç bir şey hediye arkadaşlarıma götürmek istiyorum. Çok depresif, yorgun gibi sesim çıkıyor ama ağzımı açmadan acaba bu kadar konuşabiliyorum. Böyleymiş demek ki. Geldikten sonra da yine böyle koşturma modundan çıkamadım. Aslında uykusuzdum ama yok çamaşır yıka, yok böyle bir anlamsızca temizliğe giriştim falan. Ondan sonrasında da uyumakla geçti derken bu videoyu çekmek bugüne kaldı ve son 2 gündür bu kitaba gömüldüm. Kitap okuyamadığım için bir özlemle sarıldım. İyi de oldu. Gitmeden bitiririm diye hesap ediyorum ama çok da emin değilim. Ay çok uzattım gerçekten. Biraz sohbet etmeyi de özlemişim sanırım. Neyse video... Bavul hazırlığı kısmında bir video tekrardan çekmeyi planlıyorum. Liste yapmam lazım. Hangi kitapları alacağım, ne götüreceğim. Yani Türkiye'den sipariş etmek istiyorum gitmeden eve gelsin bizim diye. Önerilen kitaplar çünkü dolu ama hepsini almam ya da getirmem mümkün değil. O yüzden onları böyle bir sıra yapacağım. O zaman ben gidiyorum. Siz artık nihayet videonun devamına geçebilirsiniz. Bundan sonrasında Airbnb oda turu var. Kaldığımız minik otel Airbnb'si. O da. Daha sonrasında da oradan buradan çektiğim küçük anı, yukarı Avusturya anısı. Çok güzel yerler var. İleride de düşündük gidebileceğimiz yerleri böyle trenle geçerken buraya mutlaka gidelim diye. Bakalım kısmet yolumuz nereye düşecek. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Belki bir sonraki video Türkiye'den gelir. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Mini Airbnb otel turuna hoş geldik. Muhteşem sesimle birlikte. Sesim yok aslında. Olmayan sesimle birlikte. Küçük bir tur. Girişte hemen küçük bir tuvalet var. Ben resimlere bakmamıştım. İnternet bağlantım kötü diye. O yüzden şu anda bu banyoyu görünce şok oldum. Buranın ışığı var mı acaba? Biraz garip aslında. Banyonun böyle olması değil mi? Yani evet. Ne bileyim, biraz bir otantik avantgard. Burada minik kahvaltı masamsı. Mikrodalga, tosta, masakoha, o da. Bir şeyler var. Hiç yok deneyeceğiz. Manzaramız göle bakıyor. Aşağı yukarı hep aynı tarzda küçük oteller var. Hep öyle yani. Bu süre. Ondan sonra yatak odası, bir tane mini buzdolabı. Bu şeyi sevdim. Antika sandalyeyi. Güllü her şeyi sevdiğim için. Bu sırada her şey gülüyor. Güllü her şeyi seviyorum ama o yüzden. Çok iyi. Adeta anneanne gibiyim. Aa, buradan direkt tren geçiyor, doğru. Minik'te bir televizyon var. Ana, incir var. Hep Yere öyle. koymuşlar. Hep öyle mi? Normal Bu orada tarz değil. yerlerde mi? Normalde bazen Nachtkästchen. Ist das Nachtkästchen? Ist das normal? Nein, das ist nicht normal. Çünkü yer yokmuştu, o yüzden böyle Yer yokmuştu. yaptılar. Orada yani nasıl kullanabilirim? Avusturya'da bana en tuhaf gelen şeylerden bir tanesi 2 tane yorgan olması çift kişilik yataklarda. Gerçekten aslında aşırı size praktik. Praktik ama. Ya, bekle. Naya, başka.
artık aman. Dagegen var. Varım ben. Es ist gar nicht romantisch. Herkes kendi köşesinde. Gerçi ben her türlü Rafi'nin yorganını çalıyorum. Aa bir dakika seninki buradaymış evet, şimdi gör. Evet dedim ki. Hamimiyet basayım külüşme. Hazır şalan geçal. Boş. Boş. Okay. Evet. Ne yaptınız? Neredesiniz siz? Aa biliyorum. Avusturya'ya özel bu.